ülkemiz darbelere yabancı bir ülke değil. Cumhuriyet'in kendisi de aslında bir nevi bir darbe sonucu kurulmuş bir rejimdir. Ondan sonra 27 Mayıs ihtilali, 17 Mart muhtırası, 12 Eylül darbesi, 28 Şubat darbesi, muhtırası, sıkı yönetim, olağanüstü hallerle yaşaya geldik. Ama bu darbe çok daha darbe teşebbüsü, çok daha farklı ve daha komplike, daha uluslararası bir teşebbüstü. Bunun görünür vitrindeki görüntüsü FETÖ terör örgütüdür, çetesidir. Anlaşılan yıllardır dış dünyayla irtibatlı bir şekilde ülkenin bütün kurumlarına, kilit noktalarına yerleştirilmiş bu satılmış çete bugün vazifesi gereği düğmeye basılmış ve o da harekete geçmişti. Vitrine bunlar vardır ama bu akıl onların aklıdır diyemeyiz. Çünkü bu çete reisi, sümüklü Fethullah teröristi bunları becerebilecek akılda, idrakta, bilgi ve kültürde bir adam değildir. Bu kurulmuş, kurgulanmış bir senaryonun icrasıdır. Kuklacıdır. Bunlar kukladır. Ama günü gelmiş vazifelerini ifa etmişlerdir. Dolayısıyla bunu sadece FETÖ çetesiyle tek başına sınırlı tutmak bunu anlayamamaktır. Bunun uluslararası ve Türkiye içindeki bağlantıları ve uzantılarının ortak bir teşebbüsüdür. Bunun da niçin yapıldığı da Türkiye'nin kendi tarihiyle, coğrafyasıyla kendini var kılan ahlaki, imani değerleriyle barışarak bir kalkış, çıkış göstermesi, bu çıkışın neticesinde de edindiği konumu dünyayı rahatsız etmiş, rahatsız edince de böyle bir teşebbüste bulunmuştur. Bu çıkışın bir zihni tarafı var, bir de kurumsal yapısı var. Türkiye bu zihniyetini değiştirince kurumsal yapılarını da değiştirmeye kalkıştı. Bu kurumsal yapıları yeni ahvale göre değiştirince de uluslararası güç odaklarıyla dış dünyada ve Türkiye içinde karşı karşıya geldi. Bu da Türkiye'ye bu darbenin bence en birinci sebebi budur. Darbeye karşı niye durduk? Bu ülkenin, insanlığın, dünya Müslümanların ve insanlığını yitirmemiş bütün adil insanlar adına biz darbeye karşı durduk. Yani bu darbe sadece hükümete veya askerin içindeki bir gruba yapılmış bir darbe değildir. Bu darbe inancımıza, ahlakımıza, durduğumuz yere, coğrafyamıza, tarihimize, kültürümüze, değerlerimize yapılmış bir saldırıdır. Biz de kendi kültürümüzü, coğrafyamızı, insanımızı, Müslümanlığımızı muhafaza etmek için darbeye karşı duruyoruz. Bugün de olsa gene karşı duracağız. Çünkü biz Müslümanız, bu ülkenin sahibiyiz. Bu ülke bizim ülkemizdir. Başkalarına teslim etmeyiz. Genel itibariyle halk darbenin ne manaya geldiğini anladı. Anladığı için de tepkisini koydu. Muhalefet partileri basın önce bazıları biraz tereddüt gösterdiler ama darbe akamete uğrayacağı netleşince herkes daha rahat konuştu. Ama genel itibariyle bu darbeye karşı, darbe teşebbüsüne karşı medya büyük bir fonksiyon icra etti. Muhalefet başta Bahçeli olmak üzere çok iyi tavır takındı. Bilhassa Bahçeli hemen ama CHP biraz bekledi. İşin rengi ortaya çıktıktan sonra tavrını koydu. Bu saatten sonra da muhtemeldir ki darbeyi zımnen destekleyen ve fakat açıkça buna destek veremeyenler
ya ileri gidilmesin, milleti tahrik etmeyin, bu biraz daha mülayim davranalım gibi mide bulandırıcı ve darbeye karşı duruşu zayıflatıcı bazı teşebbüslerde, söylemlerde bulunurlar. Buna da dikkat edilmesi gerekir. NATO, Avrupa Birliği, Amerika, İngiltere aslında bu darbe başarıya ulaşsaydı çok sevinirlerdi. Başarıya ulaşma imkanı olmadıktan sonra surete bazı açıklamalar yaptılar. Ve açıklamaların içerisinde de Türkiye'nin yani fazla ileri gittiğini, biraz kendine gelmesi lazım geldiğini de satır aralarında tehditvari açıklamalar yaptılar. Bilhassa Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklamaları böyle bir şey. Hükümetin açık bir şekilde Fethullah'ı istemelerine verdiği bu kaçamak cevap da bunun açık göstergesidir. Dolayısıyla da Batı, bütün emperyalist güçler bu darbenin akamete uğramasından çok rahatsızdır. Çünkü bunlar daha önce de Sisi'nin yaptığı darbeye darbe diyemeyecek kadar insanlığını yitirmiş, menfaatperest ve İslam dünyasını kaosa sürüklemek isteyen devletlerdir, kurumlardır. Onlar için Türkiye ne kadar kaosa sürüklenirse o kadar iyidir. Güvenilir bir liman olmaktan Türkiye çıkarsa bunların hoşuna gider. Böyle devletlerin bir tabii ki darbenin başarıya ulaşmasını isterler. Çünkü darbecilerin büyük bir kısmı onların emriyle hareket etmiştir. Onlarsız da düşünemeyiz. Türkiye kendi çizdiği bu yeni istikameti doğrultusunda yürümeye devam ettikçe her zaman darbe tehlikeleri vardır. Bu darbe teşebbüsü birinci hamlede püskürtülmüştür herkesin dediği gibi. Ama bunun arkasında bazı başka müdahaleler, teşebbüsler de gelebilir. Muhtemelen gelir. Onun için herkesin uyanık olması, teyakkuzda olması ve meydanları terk etmemesi gerekir. Yani işte rehavete kapılıp tamam bu iş bitmiştir deme lüksümüz yok. Çünkü mücadele yeni başlamamıştır. Yani diyelim Türkiye istihbaratı dış dünyayla mücadele etmeye devam ettikçe, siyaseti dış dünyayla mücadeleye devam ettikçe, kendi ayaklarıyla ayakta durmak için askeriyesini kendine ait bir ordu yapmaya çalışmaya devam ettikçe bu karşı taarruzlar da devam edecektir. Muhtemeldir ki bazı mevzi saldırılar olabilir, Alevi-Sünni kışkırtmaları olabilir, etnik çatışmaları çıkarmak isteyebilirler. Bazı insanlara suikast girişimleri de olabilir. En büyüğü de yapabilirlerse bu ülkenin cumhurbaşkanını ortadan kaldırmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Yani bunu öyle geçti diye bakmak saflık olur. Geçmedi. Biz de bu hususta bu darbenin geçmediğini bilerek ayakkuzda olmamız lazım, olup bitenleri takip etmemiz lazım ve kulak kabartıp nerede ne oluyor paniğe de kapılmadan olayların, gelen haberlerin hakikatini tahkik ederek ona göre bir tavır takınmamız lazım. Bu milletin eğer millet inandırılırsa çok bedeli de göze alıp mücadele edebileceğini de gördük. Onun için Müslümanlar bir iş yapacakları zaman milletin umumi problemleri göz önünde bulundurarak bir adım atarlarsa halkla bütünleşmek de mümkündür. Halksız bir mücadele yürümez. Bunu gördük. Halka dayanmayan darbeler de tutmaz. Bu da böyle bir şey. Şimdi kendi halkına bu kadar böyle savaş açan, adamları öldüren, bomba atan bir hareket milleti sindiremedi.
demek ki millet inandığı zaman bedelini ödemeye hazırdır. Yeter ki inandıralım. Bu ülkenin gerçek sahipleri biz Müslümanlarız. Arızi bazı şeyler olabilir. Bu arızi işgalleri, arızi raydan çıkmaları esas kabul edip ülkeye, ülke toprağına, ülke coğrafyasına, ülke tarihine, ülke insanına sırtımızı dönemeyiz. Bu ülke Müslümanlarındır, Müslümanların kalesidir ve Müslüman bizim yapacağımız şey bu ülkeyi, bu ülke insanını eğitmek, onları şuurlandırmak, onlarla birlikte hareket etme yollarını aramaktır. Katkı veren herkese de buradan teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.